Selamünaleyküm arkadaşlar. İslam hukukundan namaz konusuyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve diyoruz ki namaz konusunu ÖSYM her yıl bir soru garanti sormaktadır. O açıdan ne yapmamız lazım? Özellikle dikkat etmemiz lazım. Ve diyoruz ki namaz konusunda Allah'ın Kur'an'da en fazla biz mükelleflerden istemiş olduğu ibadettir arkadaşlar. Diyoruz ki Allah'ın Kur'an'da en fazla istediği ibadettir diyoruz. Ve bunun yanında diyoruz ki kelime olarak namaz Farsça bir kelimedir. Hemen onu da anlatalım arkadaşlar. Namazın kendisi bakın Farsça bir kelimedir. Farsça bir kelime olduğunu söylüyoruz. Farsça bir kelimedir. Bunu bilmemiz lazım ayrıyeten. Ve bunun dışında diyoruz ki arkadaşlar, peki Arapçadaki karşılığı nedir? Hemen salat olduğunu söylüyoruz. Salat. Salat Arapça bir kelimedir. Arapça bir kelimedir. Bunu bilmemiz lazım. Ve bunun yanında diyoruz ki Kur'an'da ayette nasıl geçmektedir? Akimus salate ve e'tü zekate ve salat kelimesinin başında kıyam kelimesi gelmektedir. Ekim, dosdoğru ol anlamında. Ve nasıl geçmektedir arkadaşlar? Diyoruz ki akimus salate. Akimus salate diye geçer. Şöyle. Diyoruz ki اَقِيمُوا السَّلَاةَ ve manası ise arkadaşlar diyoruz ki dosdoğru ol. Dosdoğru ol. Namaz kılarken der ki Allah dosdoğru olunuz şeklinde bir kelime olarak salatın başında اَقِيم, kıyam, ayakta durmak gelir. Bu yönüyle bizim için önemli. Ve hemen diyoruz ki arkadaşlar namaz çeşitleri ve rekatları nelerdir? Hepimizin bildiği şeyler ama olsun. Farz namazlar baktığımız zaman vacip grubunda görmüştük. Dedik ki bir tanesi farz-ı ayın, bir tanesi farz-ı kifayi. Ve biz buna ayni vacip, buna kifayi vacip söylemiştik hüküm konusunda. Ve bunun yanında arkadaşlar 5 vakit namaz, sabah, öğlen, ikindi, akşam ve yatsı namazı her mükellefe farzdır. Ve bunun yanında da diyoruz ki cuma namazı da her mükellefe farzdır. Hemen geçiyoruz. Farz-ı kifaya ise cenaze namazının olduğunu söylemiştik. Ve cenaze namazını ileride yine açıklayacağız detaylı bir şekilde. Diyoruz ki bu namazın özelliği rükû ve secdesi olmayan tek namazdır. Bu yönüyle bizim için önemli. Vacip namazlara geldik. Bakın farzlar bitti. Ve vacip de diyoruz ki li aynihi vacip ve li gayrihi vacip olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Li aynihi vacip, vacip oluşu kulun fiiline bağlı olmayan vaciplerdir. Yani ne yapmıştır? Şari tarafından, Allah tarafından zorunlu kırılmıştır vitir namazı ve bayram namazı. Allah ve Peygamberimiz tarafından zorunlu hüküm olarak konulmuştur. Bunlar kulun tercihine ve fiillerine, isteğine bağlı değillerdir. Ve diyoruz ki li gayrihi vacip ise bakın vacip oluşu kulun fiiline bağlı. Kulun kendi iradesiyle kendisine mükellef kılmış olduğu vaciplerdir. Nezir namazı. Adam ne yapıyor? Bir adak diyor ki yerine gelirse diyor iki rekat namaz kılacağım diyor. Ve bunun yanında kişi kendi iradesiyle namazda yanılıyor ve onu telafi etmek için sehiv secdesi kılıyor. Ve diyoruz ki sünnet namazlar, revatip arkadaşlar. Sünnet namazlar, geçen derslerimizde sünnetin ve nafilenin çeşitlerini ve tanımlarını gördük. Hanefi mezhebi özellikle mendubu sünnet ve nafile diye iki gruba ayırmıştı. Sünnet ise ne demiştik? İyi olan ve dinde gelenek haline gelen. Nafile ise iyi olan ancak gelenek haline gelmeyen sünnetlerdi. Bu yönüyle farkları vardı. Ve revatip sünnet arkadaşlar düzenli sünnetlerdir. Yani sünnet çeşitleri içerisinde artık alışkanlık haline gelmiş. Özellikle 5 vakit namazla sürekli kılınan sünnetlere biz sünnet-i müekket diyoruz. Sabah namazının sünneti bu şekildedir ve Peygamberimizin sürekli yaptığı ve tekit yani pekiştirdiği, genellikle terk etmediği, sürekli yaptığı sünnete biz sünnet-i müekket diyoruz. Öğlenin sünnetleri de yine bu şekilde, akşamın sünneti de bu şekildedir. Peygamberimizin genellikle yaptığı ve sık sık yaptığı sünnetlere diyoruz. Sünnet-i gayr-i müekket ise Peygamberimizin bazen terk ettiği,
Bazen ara sıra yapmadığı sünnetlere diyoruz. İkindi ve yatsıdan önceki ilk 4 rekat sünnetler bu gruba girmektedir. Sünneti gayrimüekket ve bunun yanında nafile içinde az önce tanımını da söyledik. Farz ve vacip dışındaki tüm namazlar bu gruba girmektedir. Özellikle diğer isimleri de var. Regaib, müstahap, mendup ve tatavu diye de zikredilir. Ve hemen diyoruz ki namazların dışındaki ve içindeki farzlar. Kısacası namazın farzları diyoruz. Namazın dışındaki farzlara biz namazın şartları, namazın içindeki farzlara ise namazın rükünleri diyoruz arkadaşlar. Ve hemen şemasını çiziyoruz. Arkadaşlar hemen namazın farzlarından şema olarak gösterdiğimiz zaman bahsediyoruz ve diyoruz ki namazın dışındaki şartları ve namazın içindeki şartları. Namazın içindeki şartları artık demiyoruz. Aklınızda bulunsun, namazın içindeki şartlarına biz rükün diyoruz arkadaşlar. Rükün demek zaten namazın içerisindeki şartlar demektir. Aklınızda bulunsun. Ancak namazın dışındakilere namazın şartları diyoruz. Namazın rükünleri demiyoruz burada. Bu bizim için önemli. Ve bunlar hangileridir diye soracak olursak bakın. Bunları sırasıyla işleyip ve göreceğiz. Diyoruz ki hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet, toplam 6 tane. Bunu ilkokuldan bu yana herkesin bildiği temel şartlar. Bunun yanında namazın rükünleri diyoruz. Yine 6 tane. İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükün, secde ve kadeh ahire olmak üzere 6 tanedir. Ancak mesela bazı kaideler var. Yine onları namazın rükünlerinde değerlendirenler çıkmış. Örneğin diyoruz ki tadili erkan. Tadili erkan kavramı var. Örneğin huruç bi sun'i. Huruç bi sun'i diyoruz. Bunun yanında diyoruz ki mesela tertip. Bunlar da önemli kavramlar. Çünkü ne yapmışlar? Bunları namazın rükünleri içerisine değerlendirenler çıkmış arkadaşlar. Özellikle diyoruz ki Ebu Yusuf ve diğer 3 mezhep imamına göre, yani Ebu Hanife'nin dışındaki diğer 3 mezhebe göre tadil-i erkan namazın rükünleri içerisinde yer almaktadır. Bunun yanında arkadaşlar bu kime göreydi tadil-i erkan? Ebu Yusuf artı Hanifi İmam-ı Azam dışındaki İmam-ı Azam Ebu Hanife dışındaki 3 mezhebe göre. 3 mezhebe göre ne yapılmış arkadaşlar? Tadili erkan namazın rükünleri içerisine değerlendirmiş. Ancak huruç bi sun'i çok önemlidir. Çünkü bunu İmam-ı Azam Ebu Hanife kendisi namazın rükünleri içerisine değerlendiriyor. Bu kavramı bekliyoruz. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre kişi tahiyyatı okuduktan sonra çeşitli sebeplerle diyelim ki sıkışmalar oluşmuş. İşte acilen lavaboya gitmesi lazım. Gerek gaz gerekse artık küçük abdest veya büyük abdest. Kişi tahiyyatı okuduktan sonra hemen namazdan çıkabilir demiş. Ve namazda geçerlidir. Huruç bi sun'i arkadaşlar bu şekilde geçmektedir. Özellikle İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Hiyel adlı kitabında bu geçiyor. Ve bunun yanında diyoruz ki tertip önemli arkadaşlar. Şafii mezhebi ve Hanbeli mezhebi yine tertibi de ne yapmışlar? Namazın rükünleri olarak değerlendirmişler. Kimler arkadaşlar? Diyoruz ki Şafii mezhebi artı Hanbeli mezhebi. Böyle değerlendirmişler. Huruç bi sun'i ise arkadaşlar İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye ait. Bunları yine ne yapacağız? Detaylı bir şekilde el alacağız arkadaşlar. Ve hemen diyoruz ki namazın dışındaki şartlar içerisinde hadesten taharet ile başlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar namazın şartları içerisinde hadesten taharet ile diyoruz ki hükmü kirlilik demektir kısacası. Hükmü kirlilik diyoruz. Hükmü kirlilik demektir. Temizlik konusunda da ele aldık. Peki hangi konularda bu kirlilik geçerliydi? Dedik ki kişinin arkadaşlar özellikle abdestsizlik aynı zamanda cünüplük ve nifas ve hayız durumlarında geçerliydi. 3 halde bu tür durumlar arkadaşlar oluştuğunda mutlaka abdest alınması gerekirdi. Özellikle kişi abdestsiz ise normal namaz abdesti alması gerekir. Kişi cünüp ve nifas ve hayız durumunda ise normal gusül abdesti alarak
bunları gidermesi lazımdı ve artık kişi ne yapabilir? İbadetlerini yapabilir. Biz bunlara artık ne diyoruz? Temizdir diyoruz. Ancak bu üç durumdan nifas ve hayız gibi, cünüp gibi, abdestsizlik gibi durumlarda kişiye biz hükmen kirlidir diyoruz, bilginiz olsun. Ve bu hadesten taharet için diyoruz ki manevi kirlilik. Manevi kirlilik demektir kısacası. Necasetten taharet için de diyoruz ki maddi kirlilik. Kişideki bildiğimiz maddi, yani hakiki pislik, maddi kirlilik anlamına gelir. Bunu da not edelim bir köşeye ve diyoruz ki özellikle namazın geçerliliği için arkadaşlar, kişinin bedeninin, kişinin elbisesinin ve çevresinin, namaz kılacağı çevrenin temiz olması gerekir. Kısacası diyoruz ki namazın geçerliliği için bu üç şart mutlaka lazım arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmaz şartlardandır. Ve bunun ölçüsünü de biz geçen derslerde ne yaptık arkadaşlar? Dedik ki namazın sıhhatini engelleyecek necis bir durumun bulunmaması gerekir. Kısacası diyoruz ki namazın sıhhatini engelleyecek miktarda necis bulunmaması gerekir. Bunun miktarını da geçen derslerimizde görmüştük. Nasıldı arkadaşlar? Dedik ki biz necisi, necaseti iki gruba ayırıyoruz. Necaseti hafife ve necaseti galize diye ikiye ayırdık. Hafif pislik ve ağır pislik olmak üzere. Özellikle necaseti hafife için demiştik ki böyle sığır, koyun, keçi, helal cinsten sayılan hayvanların dışkısı veya idrarı elbisemize bulaşmış ise ve elbisemizin dörtte birini kaplamışsa mutlaka namazımızı ne yapmamız lazım? Kılmış isek yeniden iade etmemiz lazım, yeniden eda etmemiz lazım. Ve diyoruz ki elbisemizin dörtte birini kirletmiş ise değişmemiz lazım. Bunun yanında necaseti galizeyi katı ve sıvı olmak üzere ikiye ayırdık. Katı için demiştik ki özellikle necaset böyle pis hayvanlar, domuz vesaire, böyle işte hayvanların idrarları, kümes hayvanları vesaire, katı cinsinden ise arkadaşlar 3,5 gram ağırlığında ve karpuz çekirdeği büyüklüğünde ise mutlaka namazımızı kılmamız lazım ve üstümüzün başımızın değiştirmesi lazımdı. Bunun yanında sıvı olarak da dedik ki alkol dökülmüşse vesaire, bu da vücudumuzun üzerinde bir el ayası kadar, bir avuç içi kadar bir yer kaplamış ise mutlaka elbisemizi değiştirmemiz lazımdı ki namazımızın geçerli olabilmesi için. Ve bunun yanında diyoruz ki arkadaşlar bakın, necis bir pislik ile ister hafif ister galize namazını kılan kişi bunu öğrendikten sonra mutlaka namazını iade etmesi lazım. Bakın onu da yazıyoruz. Necis bir pislik ile namazını eda eden kişi bunu öğrendikten sonra yeniden namazını eda etmesi lazım. Kısacası diyoruz ki namazını iade edecek. Yeniden kılacak arkadaşlar bunu öğrendikten sonra. Çünkü namaz temizliğe önem veren bir ibadettir. Hanefi mezhebi de çevrenin temizliğini ise özellikle namaz kılacak yerin ölçüsünü şöyle belirlemiştir. Alnımızın konacağı yerimizin, dizimizin konacağı yerimizin ve ayaklarımızın konacağı yerimizin temiz olması gerekir. Yani çevre olarak bu şartları aramış. Kişi ibadet ettiği yerde, Hanefi mezhebi söylüyor arkadaşlar, kişi ibadet ettiği yerde mutlaka alnını koyacağı, dizlerini koyacağı ve ayaklarını koyacağı yerin temiz olması gerekir demiş. Diyoruz ki Hanefi mezhebi namaz kılınacak yerin temizliği
için demiştir ki arkadaşlar, ayaklarımızın ayak, diz ve alnımızı koyacak yerin temiz olması gerekir. Temiz olması gereklidir demiş. İşte bu olursa arkadaşlar namazımız geçerlidir. Ve hemen diyoruz ki setri avret arkadaşlar. Arkadaşlar setri avret içinde diyoruz ki caiz olmayan uzuvların örtülmesi demektir. Caiz olmayan uzuvların örtülmesi demektir. Örtülmesi demektir kısacası setri avret. Ve bu konudaki mezheplerin görüşleri bizim için önemli. Hanifi mezhebi ne demiş? Aynı zamanda Şafii mezhebi ne demiş? Aynı zamanda Maliki mezhebi ne dedi? Bunları bilmemiz lazım. Hanifi mezhebinin temel kaidesi şu arkadaşlar. Erkekler ve bayanları ayrı ayrı değerlendirmiş. Erkekler ve bayanları ayırmış. Diyor ki erkeklerin göbek altından diz kapağı altına kadar. Kısacası erkeklerin sınır bölgesi göbek altından diz kapağı altına kadar. Diz kapağı altına kadar. Böyle bir sınır belirlemiş. Bayanlar için de yüz, el ve ayak hariç tüm vücudun kapanması gerekir. El, ayak ve yüz hariç tüm vücudun kapanmasıdır kısacası. Ve Şafii mezhebine göre arkadaşlar bayanlarda ayakların da kapanması gerekir. Yani erkekler Şafii mezhebine göre aynısı, aynı zamanda bayanlar ne yapacaklar? Ayaklarını da kapatırlarsa bu iş tamamdır. Diyoruz ki Hanefi mezhebine göre ekstradan bayanların ayak kısmını da kapatması gerekir. Ayak uzvunu da kapatması, örtmesi gerekir diyoruz. Ve Maliki mezhebi ise arkadaşlar setri avreti namazın farzlarından değil de namazın sünnetlerinden değerlendirmiştir. Maliki mezhebine göre setri avret namazın sünnetlerindendir diyoruz arkadaşlar. Böyle bir değerlendirme yapmıştır. Bilgimiz olsun. Ve hemen diyoruz ki istikbali kıble arkadaşlar. Arkadaşlar istikbali kıble, kıbleye, Kabe'ye yönelmek demektir kısacası. Diyoruz ki Kabe'ye yönelmek demektir kısacası. Anlam yönüyle budur. Ve daha önce Müslümanlar Medine'ye gittiklerinde orada nereye dönüyorlardı? Kudüs'e dönüyorlardı. Sonra Beni Selim'e yurdunda, Beni Selim'e mescidinde Peygamberimiz Aleyhisselam bir ara öğle, bir ara rivayetlere göre ikindi namazının farzını kıldırırken o esnada ilk iki rekatını Kudüs'e doğru, sonra son iki rekatını ise ayet indi. Hangi ayet indi arkadaşlar? Bakara suresinin 144. ayeti. Bakara 144. ayet indi ve ayette ne diyordu arkadaşlar? Biz senin yüzünün göğe doğru bakıp durduğunu elbette görüyoruz. O halde seni memnun kalacağın Mescid-i Haram'a döndüreceğiz. Ve o halde dönün dedi ve ayetin iner inmez namaz esnasında son iki rekatı ne yapıldı? Kabe'ye yönelerek, yani kısacası Mescid-i Haram'a dönülerek kılındı ve bitirildi. O tarihten itibaren artık ayetin devamı da var ve bizler için diyor ki sizler de nerede olursanız olun oraya yöneliniz diye bizlere farz kılınmıştır ve namazın artık farzlarından ve şartlarından bir tanesi oluşmuştur. Bu yönüyle önemli ve sizlere de İslam tarihinden bahsedilmişti Bakara 144. ayet ve o esnada arkadaşlar bakın Peygamberimiz Aleyhisselam farzı kıldırırken 45 derecelik bir açıyla dönmüştür. Ve diyoruz ki bizler de namaz esnasında bazen kıbleyi bulmakta güçlük yaşayabiliyoruz. Ve 45 dereceden küçük açılar yaptığımızda namazımız geçerli. Ancak 45 derecenin üzerinde
bir başka yere yönelmişsek arkadaşlar, o namazımız geçersiz ve yeniden iade edilmesi lazım. O açıdan diyoruz ki 45 dereceden küçük yapılan kıbleye yönelmeler geçerlidir. 45 dereceden büyükler ise geçersizdir arkadaşlar yapılan hatalar. Ve bazen de böyle fıkıh ilminde diyelim ki kıbleyi bulmak için araştırmalar yapılıyor ve buna da tehari diyoruz arkadaşlar. Tehariyi de unutmayalım. Tehari demek kıbleyi bulma işlemidir arkadaşlar. Önceden çok önem veriliyordu. Artık günümüzde bilim bayağı ilerlediği için artık her şeye rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ve bunun yanında diyoruz ki Hanefi mezhebi için özellikle kişi bineğinin üzerindeyse, kişi gemideyse, kişi uçaktaysa, bu vasıtalar içerisindeyse arkadaşlar ne yapması lazım? Yine namazını eda edebilir, namazını yerine getirebilir. Normalde binek üzerinde bir farz namazının kılınması arkadaşlar geçersizdir. Ancak bazen zaruret halinde kırılması gerekiyor. İşte Hanefi mezhebi de diyor ki o esnada kırılabilir. Böyle bir rivayeti var arkadaşlar Hanefi mezhebine göre. Ve hemen diyoruz ki arkadaşlar bir diğer de Kabe'nin dışında başka yere yönelen kişinin gerek namazı gerekse tilavet secdesi kabul olmaz. Kabe'nin dışında bakın. Kabe'nin dışında başka yere yönelen kişi, başka yere yönelen kişinin namaz ve tilavet secdesi kabul olmaz. Secdesi kabul olmaz diyoruz arkadaşlar. Bu artık önemli bir şart ve hemen diyoruz ki arkadaşlar vakit konusuyla devam ediyoruz. Çünkü vakit de namazın şartlarından bir tanesidir. Vakit konusunu çok önemsiyoruz ve bununla ilgili hemen yaptığımız çalışmayı izliyoruz arkadaşlar. Sonra da niyetle hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar namaz vakitleriyle konumuzu devam ettiriyoruz ve diyoruz ki bu konunun daha iyi kavranabilmesi için mutlaka şemaya ve şekle bakmamız gerekir. Çünkü 2017 yılında sizlere soru olarak karşınıza çıktı ve ÖSYM dedi ki namaz günün belli zaman dilimlerinde yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Bu itibarla farz namazlar için vakit şarttır. Bir farz namaz vaktinin girmesinden önce eda edilemeyeceği gibi vaktinin çıkmasından sonra da eda edilemez. Buna göre aşağıda verilen farz namazlardan hangisi vaktin çıkmasıyla da kılınabilir diye soru sormuşlardı. Ve cevabımız da arkadaşlar ikindi namazıydı bakın. İkindi namazının farzı hariç hiçbir namaz bu vakitte kılınmaz. Yani kısacası akşam güneşin batışıyla batışından önce yani 40-45 dakika kala hiçbir namaz kılınmaz. Sadece ikindi namazının farzı kılınabilir bu vakitte. Bu bizim için önemli ve biz bu vakti arkadaşlar şu son akşamın okunmasına 40-45 dakika kala yani güneşin batmasına grup vakti diyoruz. Bu vakit önemli bakın ve öğle namazıyla hemen başlıyoruz diğer vakitlere. Diyoruz ki arkadaşlar öğle namazına 40-45 dakika kala bakın hiçbir namaz kılınmaz. Ve güneşin tam tepe noktasındayken artık kişinin gölge boyunun sıfırlandığı ana biz fey-i zeval, istiva anı diyoruz. Güneşin yavaş, İmam-ı Azam Ebu Hanife diyor ki öğle namazının vakti güneşin batı noktasına kaymasından itibaren başlar ve cismi veya kişinin gölge boyunun iki misline ulaşmasına kadar devam eder. Biz buna asr-ı sani diyoruz. İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamları da diyorlar ki öğle vaktinin yani güneşin tam tepe noktasından başlar ve kişinin gölge boyunun bir misline ulaşmasına kadar devam eder. Biz buna da ne ad veriyoruz? Asr-ı evvel diyoruz. İmam Azam Ebu Hanife demişti iki katına çıkar. Biz buna da ne ad vermiştik? Asr-ı sani demiştik. Asr-ı saniyi unutmayalım. Ve hemen biraz daha iyi izah edebilmemiz için arkadaşlar devam ediyoruz. Diyoruz ki bakın şurası önemli. Güneş tam tepe noktasındayken bakın kişinin gölge boyu sıfırlanıyor. Batıya kayışıyla başladı. Ne zamana kadar? İşte İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamlar dediler ki şu cismin gölge uzunluğunun bir misline ulaşmasına kadar ki süreye kadar öğle namazı devam eder. İmam Azam Ebu Hanife de dedi ki güneşin batıya kayışından itibaren bakın batıya kaydı ve cismin gölge boyunun iki misline bakın. Bir, iki, iki misline kadarki olan süreçtir dedi ve buna da asr-ı sani ismi verildi arkadaşlar. Bu yönüyle önemli
Ve hemen yine şemayla devam ediyoruz. Diyoruz ki öğle namazı için. Öğle namazı vaktinde arkadaşlar bunu da unutmayalım. Normalde hiçbir namaz kılınmaz tam güneşin tepe noktasında olduğu anda. Ancak diyorlar ki cuma namazı bu esnada kılınabilir diye böyle bir görüşümüz var. Hemen geçiyoruz, diyoruz ki ikindi namazının vakti, bakın. Öğle ile ikindi namazı arasında kaza ve nafile olarak her türlü namaz kılınabiliyor, unutmayalım. Ve ikindi namazının vakti öğle namazının vaktinin çıkmasından güneşin batmasına kadar olan süredir. Şuradan başladı şuraya kadar. Ve ikindi namazının vakti de demişler ki bazıları asrı evvelden, bazıları asrı saniden başlattılar. Ne zamana kadar devam edecek? Diyorlar ki ikindi namazının vakti Ebu Hanife'ye göre her şeyin gölge uzunluğu kendi uzunluğunun iki katına çıktığı andan, diğerlerine göre ise bir katına çıktığı andan itibaren başlar. Ne zamana kadar? Güneşin batışına kadar. Böyle bir süre belirlemişler. Ancak şu mavi kısma bakın, dikkat edelim. Burası önemli. İkindi namazının başlamasıyla bakın. İkindi namazından sonra nafile namaz asla kılınmaz. Ancak kerahat vakti girinceye kadar, şu kırmızıya kadar kaza namazı kılınabilir. Bu da önemli bir not arkadaşlar. Kısacası diyoruz nafile namaz kılınmaz. Ancak kaza namazı kılınabilir. Şu kırmızı vakte geldiğimiz zaman da sadece ve sadece ikindi namazının farzını kılabiliyoruz. Bilginiz olsun. Akşam namazının vakti arkadaşlar diyoruz. Güneşin batmasıyla başlar. Şafağın kaybolacağı zamana kadar sürer. Şuraya kadar. Şafak İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre akşamleyin ufuktaki kızıllıktan, yani kızartıdan sonra meydana gelen beyazlıktır demiş. Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer 3 mezhebin imamına göre ise şafak ufukta meydana gelen kızıllıktır demiş arkadaşlar. Böyle nitelendirmişler. Bu da bizim için önemli. Kısacası kızıllık diyen kimdir arkadaşlar? Ebu Yusuf, İmam Muhammed ve diğer mezhep imamları. Geldik yatsı namazına arkadaşlar. Şafağın kaybolmasından, yani akşam namazı vaktinin çıkmasından itibaren başlar. İkindi fecrin doğmasına kadar devam eder. Şuraya biz ikinci fecir diyeceğiz arkadaşlar. İkinci fecir vakti artık imsak vaktidir. Biz buna fecr-i sadık diyoruz. Ancak fecr-i sadıktan önce bakın şöyle bir 10-15 dakika öncesi, bu önemli arkadaşlar. Fecr-i sadıktan önce ne var burada? Fecr-i kazip var arkadaşlar. Şurası unutmayın. Şu pembeden başlıyor şu siyah çizgiye kadar. Buraya ne ad veriyoruz? Fecr-i kazip. Yalancı aydınlık diyoruz kısacası. Yalancı fecir. Birinci fecir olarak geçer burası. Sabaha karşı doğuda tam yerinde ufuktan göğe doğru dikey olarak yükselen piramit şeklinde akçıl ve donuk bir beyazlık var. Biz bunu arkadaşlar ne diyoruz? Fecr-i kazi. Yani beyazı müstetil diyenler de var bakın. Uzayıp giden beyazlık diyorlar. Hemen biraz daha şekil ile izah etmemiz gerekirken şöyle beyaz bir aydınlık göğe doğru el lambası gibi bir fenerle yükselmiş arkadaşlar. İşte burayı kastediyor. Diyorlar ki uzayıp giden bir beyazlık dikine doğru, gökyüzüne doğru. Alttan güneş doğuyor arkadaşlar, beyazlığı yukarıya. İşte bu beyazlığa demişler ki beyazı müstetil diye nitelendirmişler. Biz buna fecr-i kazip, yani yalancı fecir diyoruz, bilginiz olsun. Aslında seher vakti diyoruz arkadaşlar. Seher vakti, tan vakti olarak da nitelendirmişiz. Ve hemen geri geliyoruz arkadaşlar. Diyoruz ki şuraya geldik ve tekrar izah edecek olursak bakın şurası bizim için birinci fecirdi. Fecr-i kazipti. Ve ikinciye geldik, imsak vaktine. Burası önemli arkadaşlar bakın. İkinci fecir şuradan sabaha karşı doğu ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek yayılan bir aydınlıktır. Artık burada güneş sağa sola enlemesine ayrılacak, sağa sola. Ve bu artık gerçek fecirdir arkadaşlar. Burada ne yapılabilir? Artık oruç tutulup başlanabilir. Ve yeme içmeden kesiliyoruz artık buradan. Ve namaz vakti de buradan başlıyor. İmsak vaktiyle başlıyor. Kısacası biraz daha ileri götürecek olursak hemen diyoruz ki şöyle enlemesine bakın. Enlemesine ne yapıldı? Bir aydınlık sağa sola yayıldı. İşte biz buna fecr-i sadık diyoruz. İkinci fecir sabaha karşı doğu ufkunda tan yeri boyunca genişleyerek yayılan bir aydınlıktır ve bu da gerçek aydınlıktır. Artık bu vakitte sabah namazının vakti başladı ve yatsı namazının vakti de bu vakte kadar devam eder arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani ikinci fecre kadar devam etmişti. Az önce de
ne demiştik yatsı namazı için? İkinci fecrin doğmasına kadar devam eder demiştik. Bu yönüyle önemli. Hanifi mezhebine göre bir de şunu da unutmayalım arkadaşlar. Taglis var. Sabah namazını fecr-i sadık doğarken, yani ortalık henüz karanlık iken kılarlar. Kim? Hanefi mezhebi. Sadece Kurban Bayramı'nın ilk günü Müzdelife'de bulunan hacıların o günün sabah namazını ikinci fecir doğar doğmaz ortalık henüz karanlıkça iken kılmaları daha faziletlidir. Müzdelife hariç olmak üzere diğer günlerde genellikle aydınlık olmasını beklerler. Diğer üç mezhebe göre sabah namazını her zaman bu şekilde erken kılmak daha faziletlidir diye nitelendirmişler. İşte diğer mezheplere göre taglis erken kılınır. Ancak Hanefi mezhebine göre ise isfar dediğimiz taglisin zıttı olup namazı fecr-i sadık doğduktan sonra hava aydınlanınca kılmak demektir. Bu da önemli. Bir de şunu da unutmayalım arkadaşlar. Bakın sabah namazının imsak vaktinden sonra sabah namazının sünneti hariç başka nafile asla kılınmaz bu saatte. Bu da yine başlı başına bir sorudur. Sabah namazının sünneti hariç başka nafile namaz kılınır. Sonra güneş artık doğduktan itibaren 40-45 dakika boyunca hiçbir namaz kılınmaz. Bu vakte biz şürük vakti diyoruz. Öğle namazına 40-45 dakika kala her türlü kaza ve nafile olarak namazımızı yine kılabiliriz. Bu şekilde devam etti. Bir de öğle vaktinde arkadaşlar, şurayı da belirteyim. Artık havalar çok ısındığı için demişler ki hemen öğle vaktinden sonra biraz namazı geciktirebiliriz. Biz buna da ne diyoruz? Öğle namazını geciktirip serinlikte kılmaya da ibrat diyoruz. İbratı da unutmayalım arkadaşlar. Önemli. Ve hemen sizlere şunu da izah edeyim arkadaşlar. Şu fecr-i sadık, fecr-i kazıp hakkında da sizlere hemen şu videoyu da aktarayım. Fecr-i sadık meydana geldiğinde şöyle bir görüntü ortaya çıkar. Ayeti bir kez daha hatırlayalım. Fecrin ak çizgisi kara çizgisinden sizce tam olarak seçilinceye kadar yiyin, için. Ayette geçen fecr kelimesi son derece önemlidir. Allah Resulü fecri şöyle tarif ediyor. Fecr, enlemesine yayılan kızıllıktır. Meşhur Arapça sözlüklerden Lisanül Arap'ta da benzer bir ifade geçiyor. Fecr, doğu ufkundaki kızıllıktır. Görmüş olduğunuz bu fotoğraftaki kızıllık fecr. Üstündeki beyazlık ayette geçen fecrin ak çizgisi, altındaki siyahlık da ayette geçen fecrin siyah çizgisidir. İşte Bakara suresi 187. ayette anlatılan doğru imsak vakti budur. Arkadaşlar vakit konusunu bitirdikten sonra hemen niyetle devam ediyoruz ve Şafii ve Maliki mezhebinin görüşünü ele alıyoruz. Maliki ve Şafii mezhebi ne demişler? Niyeti namazın rükünlerinden kabul etmişler. Namazın rükünlerindendir demişler. Tamam. Peki Hanefi mezhebi ne demiş arkadaşlar? Hanefi mezhebine göre ise niyet namazın rükünlerinden değil, namazın şartlarındandır diyoruz arkadaşlar. Namazın şartlarının belirlenmesidir demiş. Belirlenmesidir. Böyle izah etmiş. Yani olay şu arkadaşlar, geçen derslerimizde rükün ve şartların neler olduğunu ben sizlere tarif etmiştim. Dedik ki bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlıysa, onun varlığından bir parça oluşturmuyorsa biz ona şart demiştik. İşte namaz için abdestin geçerli olabilmesi durumunu örnek vermiştik. Yine demiştik ki bir şeyin varlığı kendi varlığına bağlıysa ve onun yapısından bir parça oluşturuyorsa biz ona da rükün demiştik. İşte namazın içerisinde kıyamın, kıraatın, secdenin ve rüknün varlığı olması gibi örnekler vermiştik. Şimdi olay şu arkadaşlar, özellikle Hanefi mezhebi diyor ki bir farz namazını kılıyorsak, aynı zamanda diyoruz ki vacip namazını kılıyorsak, bir adak namazı varsa veya bir bayram namazı varsa arkadaşlar, bunlarda niyet yapılırken belirleme şarttır. Niyette belirleme şarttır. Yani olay şu arkadaşlar, örneğin sabah namazını mı kılıyoruz? Allah'ım niyet ettim bugünkü sabah namazını kılmaya diye bugünkü sabah namazını bizzat belirterek niyet ediyoruz bakın. Bu şekilde yaptık ve onun dışındaki sünnet, nafile namazlarımızda ise diyor ki böyle bir belirleme yapmayabilirsiniz. İşte Allah'ım niyet ettim 2 rekat sünnet namazını kılmaya. Hangi sünnet belirsiz? Yani o şekilde niyet yapabiliriz diyoruz arkadaşlar. Ve hemen diyoruz ki namazın rükünleriyle kaldığımız yerden devam ediyoruz.